Günün ilk Skype bağlantısını Hüseyin Özkök'le gerçekleştireceğiz ve Avrupa futbolundan tabii ki öncelikle milli takım olmak üzere bahsedeceğiz. Hüseyin Özkök, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ezgi. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum herkese de. Sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Çok teşekkürler. Biz de size güzel bir gün diliyoruz. Şimdi bugün dev bir mücadele var. Tabii ki oradan Evet. başlayacağız. Milli takım Portekiz'le karşılaşacak. Deplasmanda oynanacak bir karşılaşma. Gerçekten güçlü ve zor bir rakip Portekiz. Ama ciddi eksikleri de var kadrosunda. Bu bir avantaj haline dönüşebilir mi milli takım açısından? Önce isterseniz karşılaşmayı biraz değerlendirelim. Sonra Portekiz'e Tabii ayrı ki. bir parantez açalım. Senin de söylediğin gibi çok zorlu bir karşılaşma. Karşılaşmanın Portekiz'de ve Portekiz taraftarların olduğu bir dolu tribünler önünde oynanacak olması milli takımımızın tabii ki dezavantajı ama yeni Dünya Kupası eleme statüsünde bu şekilde bir organizasyon yapıldı ve işte Dünya Kupası'nın 10 eleme grubundaki ikincilerle Nations League'den yani Uluslar Ligi'nden gelen iki takım işte eşleşmelerle karşılaşıyorlar. Ve seri başı olan takımlar da tek maç üzerinden oynanacak maçlarla seri başı oluyorlar ve kendi sahalarında oynuyorlar. Burada biz de işte en kötü yola düştük maalesef hani tabiri caizse ve Portekiz ve İtalya'nın olduğu yoldayız. Portekiz ilk rakibimiz. Bu karşılaşma çok zorlu geçecek. Gazetelerde sürekli işte üçlü savunma mı oynayacağız, dörtlü savunma mı oynayacağız, işte kim oynayacak orta sahada özellikle orta sahadaki o tandem çok değişik yazılıyor. Ama kim oynarsa oynasın, hangi formatla oynayarsak oynayalım, üçlü veya dörtlü savunmayla çok zorlu bir karşılaşma olacağı bir gerçek. Özellikle hani Ronaldo'nun son Dünya Kupası'nı oynayacak olması tabii ki onun bu maçlara çok daha hırslı şekilde asılmasına neden olacak diye düşünüyorum. Yani milli takımımızı kolay bir karşılaşma beklemiyor. Hani Galatasaray'ın Barcelona ile oynadığı karşılaştıranlar oluyor ama o iki ayaklı bir maçtı. Bu tek maç. Dolayısıyla hani o maç gibi de olmayacak. Bizim de kazanmamız lazım. Hani turu geçmemiz için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla sadece savunmaya değil, hücumu da düşünen bir oyun planı gerekiyor bence. Stefan Kuntz da tabii ki engin tecrübesiyle mutlaka hücum planı da yapmıştır ve Portekiz'i ısıracak, rahatsız edecek. Hatta belki işte onların savunmasındaki eksiklerden dolayı onların bu zaaflarından yararlanacak bir oyun planı kafasında oluşturmuştur diye düşünüyorum. Benim hani çok fazla umudum yok ama yine de milli takımımızın çok iyi bir gün yakalayarak günlük bir formla Portekiz'i geçmesini diliyorum, arzu ediyorum. Çünkü benim en büyük dileğim zaten Dünya Kupası'nda olması milli takımımızın. Ki orada o turnuvayı yaşamak ve işte bu yılın sonunda kış aylarında oynanacak turnuvada milli takımımızın yer alması ve gazetecilerin, işte bizlerin, taraftarların, herkesin orada o turnuvayı seyretmesi çok büyük bir olay. İnşallah bunu başarırız diye düşünüyorum. Peki bir de Portekiz cephesinden bakacak olursak özellikle Stefan Kuntz da vurgu yapmıştı. Futbolcular da buna sık sık vurgu yapıyorlar. Cristiano Ronaldo'nun belki de son Dünya Kupası olacak ve Evet. çok isteyecek Dünya Kupası'na gitmeyi şeklinde. Ronaldo'ya özel çok fazla parantez açıldı. Biz de açalım isterseniz. Bu bir. İkincisi de Portekiz milli takımında çok fazla kadro dışı oldu çeşitli sebeplerden dolayı. Acaba bu takımı nasıl etkileyecektir? Şimdi Ronaldo'ya parantez açmamak zaten mümkün değil. Dünyanın en büyük futbolcularından bir tanesi. İşte Messi ile her zaman karşılaştırılıyor. Gerçekten çok çok büyük bir oyuncu. Bunu zaten kariyerindeki inanılmaz ve sayısız başarılarla ispat etmiş durumda. Dünya Kupası'nda oynamak tabii ki o da istiyor. Onlar işte son Sırbistan mağlubiyetiyle çok büyük bir şok yaşadılar ve playoff oynamak zorunda kaldılar. Sırbistan hiç beklenmedik şekilde o maçı kazanmıştı. Hem de maç Portekiz'deydi. Ve Ronaldo da çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Onun olduğu bir maç işte sonuçta kaybedildi bu müsabaka. Ama Ronaldo'nun bu karşılaşmalarda artık burada hani tabiri caizse dananın kuyruğu kopacağı için mutlaka çok çok büyük bir efor sarf edeceğini düşünüyorum. Ve milli takımımıza da başlı başına bir sorun teşkil edecektir. Onların savunmasında işte Ruben Dias'ın ve Pepe'nin olmaması büyük dezavantaj onlar açısından. Özellikle Ruben Dias hakikaten sürekliliği müthiş bir oyuncu. Geçen yıl
İstatistiklere baktım ki ben onun haberini de yapmıştım daha önce. 70 civarında maç oynamıştı. Hem City'de hem milli takımda inanılmaz bir sürekliliği var. Ama bir sakatlıktan dolayı işte bugün oynayamayacak. Pepe ise Covid geçirdiği için kadroda yok. İşte o ortadaki tandemde bir sorun olur mu? Ama Stefan Kos'un dediği gibi Portekiz'in elinde çok çok iyi oyuncular var. Kendisi Ümit milli takımlarla Almanya'da Portekiz'in o ümitleriyle karşılaştığını ve çok iyi oyuncuları olduğunu, onların bu takımda yer alacağını söylüyor. Bakalım hep beraber göreceğiz. Umarım milli takımımız hani bu eksiklerden faydalanacak fırsatları bulur ve karşılaşmayı iyi bir şekilde noktalar. Şimdi arkadaşlarımız da muhtemel 11'leri ekranlara getiriyorlar. İsterseniz birkaç cümle de kadro üzerinden edelim. Uğurcan, Çağlar, Merih, Serdar ki şu anda üçlü savunmayla oynayacakmışız gibi görünüyor. Berkan, Hakan, Orkun, Zeki, Kerem, Cengiz ve Burak 11. Ne dersiniz Portekiz karşısında bu oyuncu grubu ve bu sistem için? Şimdi üçlü savunmayla oynayacağımızı ben düşünmüyorum. Dörtlüyle oynayacağız bence. Çünkü üçlü savunmayla milli takımımızın oynamışlığı yok. Yani bir çalışmışlığı yok, tecrübesi yok. Tamam milli takımdaki oyuncuların bazıları takımlarında üçlü savunma oynuyorlar ama beraberce hiç oynamışlıkları yok. Dolayısıyla Stefan Kuntz'un böyle önemli bir maçta macera arayacağını tahmin etmiyorum. Belki ileriki dönemlerde yeniden bir yapılanmaya gidildiğinde orada bir üçlü savunma sistemi oturtmaya çalışabilir. Yani 8 oyuncu falan ben de öyle tahmin ediyorum ama orta sahadaki o ikili çok çeşitli isimler yazılıyor. Orada bazı değişiklikler olabilir bu bizim verdiğimiz kadroda ama aşağı yukarı bu kadronun çıkacağını ben de tahmin ediyorum ama üçlü savunmadan emin değilim Ezgi. Peki, Portekiz'in kadrosu var mı arkadaşlarımıza sorayım. Eğer yoksa varmış geliyor. Şimdi birazdan da adaylık konusunu konuşacağız tabii o da çok önemli. Evet. Hemen şöyle Portekiz'in muhtemel 11'ine de bir göz atalım. Rui Patricio'yu göreceğiz. Mendes, Fonte, Danilo, Dalot, Moutinho, Willian, Jota, Fernandes, Silva ve Ronaldo 11 ile sahada olması bekleniyor ev sahibi Portekiz'in. Yani çok çok iyi bir kadro. İşte ortadaki Fonte ve Danilo Pepe ile Ruben Dias'ın yerine oynayacaklar. Onlar da iyi futbolcular sonuçta Portekiz milli takımında oynadıklarına göre onlardan da mutlaka Portekizlerin beklentileri var ki onları düşünüp kadroya alıyorlar. Dolayısıyla Portekiz'in hani eksikleri olmasına rağmen çok çok iyi bir kadrosu olduğunu düşünüyorum bize karşı oynayacak. Özellikle de işte Ronaldo zaten başlı başına bir silah ve bize karşı demin de söylediğim gibi çok uğraştırıcı işler yapacak. Muhtemelen. Peki devam edelim o zaman. Türkiye Euro 2028'e ev sahipliği yapmak için adaylık başvurusunda bulundu. Sizinle pazartesi günü yaptığımız yayında son 1,5 gün kaldığını ve eğer bir adaylık Evet. başvurusu yapmazsak 2036'ya kadar hiçbir turnuvaya ev sahipliği yapamayacağımızdan bahsetmiştik. Bu anlamda bu başvurunun yapılması önemliydi. Nasıl değerlendirirsiniz? Diğer aday ülkeleri de düşünürsek şansımız var mı acaba? Şimdi sadece 2028'de değil 2032'ye 32'de de başvuru evet yaptık. doğru. Evet. Yani ama anlaşılmaz bir şekilde Futbol Federasyonu internet sayfasından çok kısa bir açıklamayla hiç süreci de anlatmadan sadece 2028'e başvuru yaptığımızı açıkladı. Ama ben daha sonra bu bilgiyi öğrendim 32'nin de olduğunu ve nitekim UEFA'da açıklamasında 32'ye de Türkiye'nin başvurduğunu açıkladı. Ve ardından da işte Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı da verdikleri röportajlarda bunu teyit ettiler. Evet 2028 ve 2032 aday olduk. Hiçbir ses çıkarmamıştı Futbol Federasyonu. 2,5 yıl önce Nihat Özdemir başvuracağımızı 2028'den bahsetmişti. 2032 o zaman daha henüz devrede değildi. Ve ondan sonra hiç ses çıkmamıştı Futbol Federasyonu'ndan. Daha düne kadar, dün son başvuru gününde aniden Futbol Federasyonu açıklama yaptı ve başvuruyu verildiğini söyledi. Tabii ki bizim hak ettiğimizi düşünüyorum ben bir kere Euro düzenlemeyi. Bu 2032 mi olur artık 2028 mi olur? Bunu hep beraber 17 ay sonraki değerlendirmede göreceğiz. 17 aylık bir değerlendirme var dosyaların tesliminden sonra ve Eylül 2023'te bu açıklanacak. Bunun yanında enteresan bir durum. Rusya'nın da hem 2028'e hem 2032'ye aday olması. Şimdi sporun her
branşından ihraç edilen, UEFA'dan, FIFA'dan takımları ihraç edilen Rusya'da Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemek için başvuru yaptı. Bu tabii ki bütün dünyada çok tartışılmaya başlandı. Rusya nasıl başvuru yapıyor diye. Fakat Rus takımları şu anda ihraç edilmiş durumda. Rusya Futbol Federasyonu'na herhangi bir yaptırım yok aslında. Onlar da bunu öne sürerek UEFA İcra Kurulu'na başvurdular ve İcra Kurulu da adaylık dosyasını almayı kabul etti. Ve şöyle bir açıklama da yaptılar. Daha sonra gelişecek olaylardaki her kararlarımızın saklı tutulması kaydıyla dediler. Yani Rusya'yı daha sonra federasyona ihraç edebiliriz ve bu adaylığı yok sayabiliriz demeye getirdi UEFA. Bizim adaylığımıza dönecek olursak tabii ki karşımızda 2028'de Britanya ve İrlanda var. 5 ülkenin konsorsiyumunda düzenlenecek Avrupa Şampiyonası isteği var. Diğer yandan da 32'de İtalya rakibimiz. Onlar çok daha önce açıklamışlardı bu adaylıklarını zaten. Biz geldik onların yanlarına. Bir de Rusya geldi. Bizim adaylığımız gerçekten önemli. Ben çok çok istiyorum bir gazeteci olarak, bir vatandaş olarak Türkiye'de bir şampiyonanın düzenlenmesini. Tabii ki yine güçlü rakipler var karşımızda. Ve biz bunu hak ediyoruz. Çünkü elimizdeki statlarımız ve Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de hiç yapılmamış olması, herhangi bir futbol turnuvasının, büyük Avrupa Şampiyonası veya Dünya Kupası gibi bir turnuvanın yapılmamış olması bizi aslında ön plana çıkartan unsurlar. Umarım o turnuvalardan birini düzenleme şansına sahip oluruz ve 2023 Eylül ayında açıklandığında orada çıkan isim Türkiye olur. Onu umuyorum ben. Dileriz ki öyle olur. Son olarak size bir de Avrupa'nın gündemini şöyle hızlıca sorayım. Bugün hangi konu başlıkları var, gündem maddeleri var izleyicilerimize aktarmamız gereken? Şimdi iki tane maddem var benim Ezgi. Bir Deloitte'un bu meşhur para ligi raporu açıklandı. Onunla ilgili haberleri de hepimiz gördük. Evet. Çok büyük gelir düşüşleri var son iki yılda maalesef pandemi nedeniyle. Deloitte'un tespitlerine göre son iki yılda 2 milyar euroluk kayıp yaşamış Manilik'teki kulüpler ve bu gerçekten çok büyük bir rakam. Tabii ki tribün gelirleri sıfıra yaklaştı biliyorsun. İlk döneminde pandeminin maçlar seyircisiz oynandı. Daha sonra kısıtlamalı seyirci kapasitesiyle maçlar oynandı. Ve burada çok çok büyük kayıplar yaşandı. 111 milyon euroya kadar son 2 yılda, son 2 sezonda tribün gelirleri aşağıya inmiş. Yani inanılır gibi değil. Bu da bütün gelirlerin %1'ini kapsıyor sadece. En çok yayın gelirinden para elde etmişler yine takımlar ve kulüpler. Onun da nedeni zaten insanlar işte evlerine kapanmışlardı ve televizyondan karşılaşmaları izlemek zorunda kalmışlardı. Ve bu hakikaten pandeminin spora verdiği zararın en önemli örneklerinden biri oldu. Deloitte'un bu raporunda bu sene ilk kez Manchester City 644 milyon 900 bin euro ile en çok gelir elde eden kulüp oldu ama geçen seneye baktığımızda geçen seneki raporda Barcelona 715 milyon euro ile birinci sıradaydı ki şu anda birinci sıradaki takım 644 milyona düşmüş. Yani gelirlerin ne kadar azaldığını bu gösteriyor ve 2 sezon önceki gelirler 9.3 milyar euro iken şimdi son 2 sezondur 8.2 milyar euroya düşüyor. Hakikaten çok büyük gelir kaybı var. Bir yandan da Şampiyonlar Ligi'nin bu şu ana kadar oynanan çeyrek finale kadar oynanan karşılaşmalarının gelir raporu ortaya çıktı. Onda da Bayern Münih 111 milyon euro ile en çok şu ana kadar gelir elde eden takım. Bu sezon için konuşuyorum. Real Madrid 106 ile ikinci, Manchester City'de 99 milyon euro ile üçüncü sırayı almış. Bir de financial fair play biliyorsun değişiyor. Seneye evet. Finansal sürdürülebilirlik kuralları geliyor. Orada da bir %90 gelirlerin %90'ını kulüpler ilk sene, sonra ikinci sene %80 ve fixlenecek 3 sene sonra %70'ini harcayabilecekler. Böyle bir uygulama var ve Avrupa Ligi'ne düşürme, puan silme gibi uygulamalar da ceza olarak söz konusu. Bunlar benim diğer maddelerimdi. Herkese teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum. Biz de size çok çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Özkök. Güzel bir gün diliyoruz size de. Hoşça kalın.